fosil yakıtlı otomobillere hemen hemen herkes erişebiliyor. Aynı zamanda herkes topluca havayı kirletiyor. Hava kirliliği dünyadaki yaşamsal döngüye zarar verecek boyutlara ulaştı. Tükenen enerji kaynağı sınıfına giren fosil yakıtların maliyeti de fazladır. Bu sebeple günümüzde elektrikli motora sahip olan araçların kullanımı tercih edilmeye başlanmıştır. Elektrikli araçların sağladığı en önemli faydaların başında hava kirliliğinin azalması gelir. Bunu yakıt tasarrufu takip eder. Elektrik, benzin ve mazota kıyasla daha düşük maliyetli ve daha temiz bir enerji kaynağıdır. Elektrikli araçların tamamen şarj edilmesi için gereken süre 10 saate kadar ulaşabilir. Acil durumlarda yetersiz şarj seviyesi zor durumda bırakabilir. Elektrikli otomobiller çok çabuk hızlanmalarıyla ünlüdür. Elektrikli araçların üstün performansa nasıl eriştiğini incelemeye başlayalım. İndüksiyon motoru, invertör ve lityum-iyon pillerinden oluşan güç kaynağı. Bu otomobile güç veren makine, indüksiyon motorudur. İndüksiyon motorunun iki temel parçası vardır. Bunlar stator ve rotordur. Rotor, iletken çubukların çevreye yerleştirilmesiyle oluşturulmuş dönebilen yapıdır. Stator sabit yapıdır ve üzerindeki katmanların oluklarından geçen sargılara 3 faz alternatif akım uygulanır. Sargılardan geçen 3 faz dönen manyetik alan oluşturur. Bu dönen manyetik alan, rotordaki çevreye yerleştirilmiş çubuklarda oluşan akım ve elektromanyetik kuvvet ile etkileşime girerek rotorun dönmesine neden olur. İndüksiyon motorunda rotor devri her zaman döner manyetik alanın dönüş devrinden daha geride kalır. İndüksiyon motorunun en önemli faydalarından biri, rotor hızının alternatif akım kaynağının frekansına bağlı olmasıdır. Sadece güç kaynağının frekansını değiştirerek tekerleklerin hızını değiştirebiliriz. Bu temel kural sayesinde elektrikli aracın hız kontrolü çok kolay, hassas ve güvenilir bir şekilde ayarlanabilir. Motorun dakikadaki devir sayısı 0'dan 18.000'e kadar çıkabilir. Bu özellik, elektrikli araçların içten yanmalı araçlara göre en önemli avantajlarından biridir. İçten yanmalı motor, sınırlı devir aralıklarında verimli güç ve tork üretebilir. Bu sınırlı devir durumundan dolayı, içten yanmalı motorun sağladığı dönme doğrudan tekerleklere aktarılamaz. Verimli devirlerde kalabilmek için araya bir şanzıman koyulmalıdır. Kalkış sırasında dişliler arasındaki oran fazla olduğundan tork fazladır. Bu durumda araç kolay kalkar ve kalkış için verimli olan budur. Ancak devamında aracın sağlıklı bir şekilde hızlanması için farklı bir dişli çiftine geçilmesi gerekir. Yüksek hız durumunda dişli çifti arasındaki oran azaldığında hız doğrudan iletime yakınlaşır. Yüksek hız durumunda verimli olan budur. Elektrikli araçlarda indüksiyon motoru herhangi bir devir aralığında yüksek verimle çalışabilir. Bu yüzden devri düzenleyen bir şanzımana ihtiyaç yoktur. İçten yanmalı motorlar doğrudan döner hareket oluşturmaz. Pistonun doğrusal hareketi crankshaft'ı sayesinde dönen harekete dönüştürülür. Bu durumda titreşim ve denge sorunları için önlem alınır. Motoru başlatmak için bir starter gereklidir. Bir volan yardımıyla düzensiz gücün yumuşatılması gerekir. Aracın elektrik ihtiyacı ise akü, alternatör ve yardımcı bileşenleriyle karşılanır. Kısaca içten yanmalı motorlarda problemleri çözmek için çok fazla parça kullanılır. İçten yanmalı motorlarda kullanılan fazlalık parçalardan indüksiyon motoru sayesinde kurtulabiliriz. İndüksiyon motorunda hareket doğrudan dönüş olarak üretilir ve devire göre güç çıkışı dengelidir. İndüksiyon motoru, doğal yoldan hassas motor tepkisi ve yüksek güç ağırlık oranı ile içten yanmalı motorlara göre daha üstün performans sunar. İndüksiyon motorunu çalıştıracak güç, pillerden gelir. Piller doğru akım üretir. Motor, alternatif akım ile çalışır. Bundan dolayı akım motora girmeden önce alternatif akıma dönüştürülmelidir. İnvertör bu amaçla kullanılır. İnvertörler doğru akımı alternatif akıma dönüştürür. İnvertörleri en temel şekilde kısaca inceleyelim. Alternatif akım belirli aralıklarla yönünü tersine çevirir. Doğru akımın yönü değişmez. Bu devre tam köprü invertörü olarak bilinir. Çıkış A ve B noktaları arasından alınır.
Bu devre analizini basitleştirmek için gerçek yük yerine temsili yük kullanıyoruz. A1 ve A4 anahtarları açıkken yük kısmından geçen akımın yönü sağa doğrudur. Tam tersini düşündüğümüzde akımın yönü değişmelidir. A2 ve A3 anahtarları açıkken yük kısmından geçen akımın yönü sola doğrudur. Anahtar çiftleri sayesinde akımın yönünü değiştirmeyi başardık. Bu eylemler sonucunda temel teknik kullanarak basit kare dalga alternatif akım üretmiş oluruz. Dünyanın farklı bölgelerinde farklılık gösterebilen alternatif akım kaynağının frekansını 50 Hz olarak kullanalım. Bu, döngünün saniyede 50 kez tekrarlandığı anlamına gelir. Bu durumda anahtarları 100 kez açıp kapatmamız gerekir. Bu manuel olarak veya mekanik anahtarlar kullanarak mümkün değildir. Bu nedenle hızlı açma kapatma işlemi için MOSFET adında yarı iletken anahtarlar kullanılır. MOSFET'ler saniyede binlerce kez açıp kapatabilirler. Kontrol sinyalleri yardımıyla bu transistörleri çok kolay bir şekilde açıp kapatabiliriz. Eskiden cihazları çalıştırmak için kullanılan kare dalga çıkışını üreterek sinüs dalgası çıkışına daha yakın bir çıkış elde ettik. Elektrikli cihazları kare dalga kullanarak çalıştırdığınızda uğultu sesi duyarsınız. Ayrıca daha fazla ısınmaya da neden olurlar. İnvertörler günümüzde darbe genişliği modülasyonu tekniği, op-amplar ve filtreleme elemanları yardımıyla saf sinüzoidal çıktı üretir. Bu güç elektroniği aygıtı alternatif akım frekansını kontrol eder, bununla birlikte motor hızı kontrol edilmiş olur. İnvertör, aynı zamanda alternatif akımın dalga genliğini de kontrol ederek motorun güç çıkışını kontrol eder. Bu yüzden invertör aracın beyni gibidir. Pil paketi kaza durumunda şasiye destek verecek kadar sağlam olan bir dış yapının içindedir. Lityum iyon piller sıklıkla kullandığımız kalem pillerin benzeridir. 85 kW pil takımı 540 kg ağırlığındadır ve seri olarak bağlanmış 16 modülde 7104 tane pil içerir. Bu bölümde 14 adet ve önde 2 adet üst üste modül bulunur. Pillerin sayısı modellere ve tasarım geliştirme durumlarına göre farklılık gösterebilir. 100 kW'tan biraz daha fazla enerji depolayabilmek için 8256 hücre gerekir. Her modülde 516 pil bulunabilecek şekilde pil paketinin iç kısımlarının yeniden yapılandırılması arabaların daha uzun menzilli olmasını sağlar. Soğutma işlemi için soğutucu glikol sıvısı bu hücrelerin arasından geçer. Az sayıda büyük hücre yerine küçük ve çok sayıda hücrelerin kullanılması çok etkili soğutma sağlar. Yoğuşmaları en aza indirerek eşit sıcaklık dağılımı sayesinde daha çok pil doldurma ve boşaltma döngüsüne imkan verir ve böylece pillerin ömrü uzar. Piller tarafından ısınan glikol sıvısı, aracın önünde bulunan radyatörden geçirilerek soğutulur. Motor tarafından üretilen güç, tekerlere basit bir dişli kutusuyla aktarılır. Motor geniş devir bandında verimli çalışabiliyor. Bu nedenle tek vitesli basit bir dişli kutusu bulunuyor. Motor hızı basit dişli düzeneği yardımıyla düşürülür ve tekerleklere iletilir. Elektrikli araçta geri vites durumuna geçmek çok kolaydır. Motorun fazlarında değişiklik yaparak motorun yönünü değiştirebiliriz. Güç aktarmadaki bir sonraki kısım diferansiyeldir. Son dişlinin yanında diferansiyel bulunur. Düşürülen hız diferansiyele ulaşır. Bu en basit kilitsiz diferansiyeldir. Bu normal diferansiyelde bazı durumlarda çekiş kontrolünde sıkıntılar oluşur. Ancak bu araçta sınırlı kaydırmalı diferansiyel yerine normal diferansiyel kullanılır. Çünkü normal diferansiyel daha sağlamdır ve daha yüksek tork geçirebilir. Bu diferansiyelin neden olduğu sorunlar farklı yöntemle giderilir. Bilgisayar algoritmaları
sensör ve kontrolcülerin yardımıyla kontrol sağlanır. Elektrikli araçlarda karmaşık mekanik donanımlar yerine yazılımlar kullanılıyor. Araç, rejeneratif fren sistemi sayesinde sadece bir pedalla etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Bu, otomobilin devasa kinetik enerjisini ısı olarak boşa harcamadan elektrik şeklinde tasarruf etmek anlamına geliyor. Pedal bırakıldığı anda rejeneratif fren devreye girer. Tekerlekler indüksiyon motorunun rotorunu çevirir ve harika bir olay gerçekleşir. Rejeneratif fren sırasında indüksiyon motoru alternatör gibi davranır. Bir indüksiyon motorunda rotor hızının dönen manyetik alan hızından daha az olduğunu biliyoruz. Motorun bir jeneratöre dönüşmesi için rotor hızının dönen manyetik alan hızından büyük olması gerekir. İnvertör, giriş frekansını ayarlamak ve dönen manyetik alanın hızını rotor hızının altında tutmak için çok önemli bir yardım sağlar. Daha sonra stator bobinlerinde yüksek miktarda elektrik üretilir. Üretilen elektrik dönüşümden sonra pil paketinde saklanabilir. Bu işlem sırasında rotora zıt bir elektromanyetik kuvvet etki eder. Bu nedenle tekerlekler yavaşlar. Bu şekilde araç hızı sürüş sırasında tek bir pedal kullanılarak hassas bir şekilde kontrol edilebilir. Tam durma için fren pedalı kullanılır. Elektrikli araçlar içten yanmalı araçlardan çok daha güvenlidir. Elektrikli bir arabanın bakım ve sürüş maliyeti içten yanmalı motorlu bir arabanın maliyetinden çok daha düşüktür. Gelecekte daha da gelişecek olan teknoloji ile birlikte dezavantajlarının ortadan kalkmasıyla elektrikli otomobiller geleceğin otomobilleri olacaktır.